Hanımlar beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Hemen bakıyorum, evet kayıttayız. Yıpranmış yoldaki Bodrum'dayız şu an. Ne kadar da Skeeter Tepesi'ndeki Bodrum'a benziyor değil mi? Ama Bodrum, Bodrum'a benzer derler. Neyse. Yarım gün burada tamamladık, 2,5 gün daha burada kalacağız. Ben hemen bir iki zirve gazozu içeceğim. Bir tane yetti. Bir tane küflenmiş tuzlu kraker yerim. Ve zehirlenmedim, güzel. Suyumuzdan da içelim bir miktar. Gayet güzel. Kamerayı şimdilik sol üstte aldım. Bu arada Long Dark'a özel şu sol alttaki göstergeleri göremiyorsunuz diye. Garip duruyor olabilir. Bakacağım ben de kayıttan sonra nasıl duruyor diye. Aslında alışkın olduğum yer burası ama şuradaki arkadaş bana birazcık engel oluyor o konuda. Zaman geçir. 5 saat. Gündüz oldu zaten. İyi gidiyoruz ya bu seride. Gayet her şey yolunda diye düşünüyorum. Daha zaman geçirebilirim ben burada. Gitgide zorlaşacak mı, hani sıkıntı yaşar mıyız bilmiyorum ama şimdilik gayet olması gerektiği gibi her şey. Bak, her şeyi aradık zaten. Şurada bir tahta var ama almayacağım. Bunlara bakmış mıydım ben? Bakmışım. Her şeye bakmışız buradaki. Susadık. Bir zirve gazozu daha. Böyle böyle ağırlığımızdan kurtulacağız. Artık biliyorsunuz. Artık biliyorsunuz bunları. Soluksuz. Bir zirve gazoz daha bence içilir. Yes. Şeye de bakmak istiyorum. 0,9 olmuş. Güzel. Ben 5 saat daha burada zaman geçirip ardından 10 saat uyuyarak şu 3 gün geçirme olayını elimden geldiğince hızlı bir şekilde atlatmak istiyorum ve yoluma devam etmek istiyorum. Kilise var. Deniz feneri var. Başka bir yer galiba yoktu. Oradan baraja doğru ilerleyeceğiz. Gerçi baraja gitmek için bayağı bir yol yürümemiz gerekecek. O aşama belki biraz daha heyecanlı geçecektir. Bir gazoz daha. Peki, 10 saat daha uyuyalım. Dışarıda bayağı fırtına var bu arada. Tamam, biz hani çok etkilenmiyoruz içeride olduğumuz için ama uzun soluklu bir fırtınayı atlatmış olduk. 1,5 yarıladık, daha var. O zaman bir gazoz daha. Gazozlar da geçireceğim. Şu ağırlık biraz daha mantıklı bir şekilde azalır diye düşünüyorum o şekilde. Daha fazla uyuyamayacağımız için ben şöyle bir 7 saat zaman geçireceğim. ...18 derece hissediyoruz. Kömür taşıyordum ben yanımda değil mi? Hala var yani. Emin değilim ama. Hadi bakacağım. 7 tane kömür taşıyorum. Kömüre çok ihtiyacım olacak mı? Aslında olmayacak. Yani hepsini atıyorum. Bu kadar zaman taşıdım ama atıyorum hepsini çünkü gerçekten o kadar ihtiyaç duymayacağız. 7 saat daha gündüz. Uyuma. 4 saat daha zaman geçirirsek susuzluk bence idare eder biraz daha. Uyku tulumunda zaman geçirdiğiniz zaman uyku tulumunun sıcaklığı da etkileniyor. Hani dışarıdayken daha çok etki edecek bir şey gerçi o size ama
ya da soğuk bir yerdeyken. Burası gayet hani bodrum olduğu için korunaklı. Çok bir sıkıntı yaşatmıyor bize. Canım çekti ya. Kayıttan sonra gideceğim bir meyveli soda içeceğim. Meyveli sodayı bayağı sardım son zamanlarda. Son zamanlar dedim birkaç aydır. Güzel bir şey ya, tavsiye ederim. 4 saat daha zaman geçirelim. Saat gece kaldı. -44 kilo indi hiç değilse. 10 saat bence uyursun sen, bu kadar susuzluktan ölmezsin 10 saatte. 2,5 gün falan olacak herhalde şimdi baktığım zaman. Tahmin olacak. İyi, susuzluğumuz çok sıkıntı değil. Aynen 2,5 gün. Bir yarım gün daha, yani 12 saat daha burada durursak aslında gece olmuş oluyor. Fazladan kalacağız belli ki yine. Benim artık yavaştan bir de su kaynatmam gerekebilir. Sodaları bitirdik. Gecenin bitmesine o kadar kaldıysa zaman geçirmek için şöyle bir 9 saat zaman geçir diyeceğim direkti. İdare ediyor çünkü yani gördüğüm kadarıyla. Ne sayıyorsa artık paralarını sayıyor. Çok param var. Yani kitap sayfası çevirme sesi ne pek benzemiyor. Daha böyle kart gibi bir şeyler. Kart oynuyor. Fal bakıyor herhalde. Bilmiyorum. Bir şekilde zaman geçiriyor. O bizi çok ilgilendirmez. 2,9. Evet. Şimdi çıkabiliriz. Hayır. Daha önce yaptığım şeyi bu sefer yapmayacağım. Küflenmiş. Doğru bir zaman değildi bunu yemek için ama evet, bir şey olmadı neyse ki. Suyumuzu da içelim. Süper. 5 saat gündüz var. 5 saat zaman geçir. Sabah kalkıyoruz, gidiyoruz buradan artık. Burayla işimiz bitiyor. Büyük ihtimal zaten şu an bitmiştir burayla işimiz ama dediğim gibi karanlıkta çıkmak istemiyorum. Bu bölgede bayağı fazla kurt var, ayı var. Uyuma. Ama şeyi ne yesen mesela? Ya fıstık ezmesi vardı, onu bitirmiş miyim? Yemişim bir ara. Ne ara yediysem. Köpek maması yiyelim. Ezilmiş, bir şey olmaz. Şeftalilerden de yenebilir aslında. Onlar da yarım kiloymuş. 1,5 kilo kurtuluruz tabi. Ondan sonra şeftaliyle devam ediyoruz. Demek oluyor bu. 11 saat uyuyor. Gerçi sabahın ayazı artık bize koymaz. Malum. Yani üstümüz başımız çok iyi. Tamamen dinlenmiş bir şekilde uyandım ve yetmedi. Peki o zaman suyumuzdan içelim. O değil de, uyku tulumu. 2 saat zaman geçirip 2 saatte uyumayı deneyeceğim. Bir saat uyuyalım yeter. Ve galiba tamamız. Al bakalım bunu. Açlık, susuzluk gayet iyi durumda. Yıpranmış ol. Bodrum tamam. Taş kilise ve ıssız deniz feneri. Önce taş kiliseye gideceğiz, oradan deniz fenerine gideceğiz. Tüfeğimizi çıkartalım ne olur ne olmaz. Bodrum'dan ayrıl. Hadi bakalım.
Yönümüzü şaşırmayalım, bu tarafa gideceğiz. Öyle değil mi? Yani denizi sağımıza alırsak bu taraftan devam etmemiz gerekiyor. Deniz dedim de buz tabi. O da zamanında denizmiş ya da görmüş, bilmiyorum artık. Devamı görünmüyor, büyük ihtimal denizdir ya da okyanus da olabilir. Kanada okyanus olabilir. Kanada'da deniz var mıdır? Vardır muhtemelen. Çok emin değilim. Eksi 4 derece. Ha, sabaha yazın. Eksi 4 derece. Kesinlikle hiçbir şekilde etkilemez bizi bu eksi 4 derece. Saatlerce yürüyebiliriz bu sıcaklıkta. Sadece ağırlıktan dolayı fazla yorulacağız. Onun dışında her şey iyi gidiyor gibi görünüyor. Kar birazcık görüşümü daraltıyor ama. Ve her şey iyi gidiyor derken bir anda fırtına da çıkabilir. Bunlar olabilecek şeyler. Küçük yola geldik. Burası mağara mı? Sanki. Aynen. Orayla bir işimiz yok. Silahımız elimizde, her şeyimiz yanımızda. O mağaradan mı yoksa geçiş mağaradan mıydı? Değildi sanki. Sesler geliyor bu. Tavşan mavşan bir şey mi? Kurt mu? Ayı mı? Bilmiyorum, bir sesler geliyor ama. Galiba madene girecektik. Madenden geçiş vardı. Kurtmuş anlaşılan o. Aynen. Gel gel. Geçmiş olsun. Etini almayacağım. Gerek yok. Ağırlık taşımaya daha fazla. Şu noktadan sonra acımam arkadaşlar. Bayağı bir kurşunum var. Giysim, giysim her şey çok güzelken arabaya da bakmıyorum. Bu saatten sonra başımı ben belaya sokmak istemiyorum bu elemanlarla. Burası zaten kapalı yol. Buradan devam edeceğiz. Ama yine de bir bakacağım, belki mermi var mıdır dedim ama sedir çırasını alayım. Oo, sargı bezi değil de zirve sodasını alırım. Sargı bezi var çünkü elimizde. Fişek almayacağım daha fazla. Araba kokusunu alabiliyor muyuz? Çam kokusu güzel olur. Severiz. Kahveler hazır mı diye soramıyorum bu sefer çünkü bende hazır değil. Umarım içiyorsunuzdur benim yerime de. Şu an saat 04:21. Evde insanlar uyuyor, o yüzden çok da yüksek sesle konuşamıyorum ama sesim gidiyordur size eminim. Pazar gününe böyle serin serin başlayın istedim. Ve evet, yıpranmış yoldan ayrıldım. Eski ada bağlantısı 3 numaralı kömür madeni. Bizde meşale yoktu galiba. Var mıydı? Yoktu. Ama meşale olmaması hiçbir şey değiştirmez çünkü fenerimiz var. Ve istemediğimiz kadar yağ var içerisinde. Yalıtımlı bot. Şuralara bir bakalım. Belediyesi tamam. Geç onu. Geç. Boşmuş, tamam. Ya dediğim gibi elimden geldiğince hiçbir şey almamaya çalışıyorum. Malum sebeplerden ötürü.
Ya bu ağırlıkla çömelince tabii iyice yavaşlıyoruz. Gerilimli bir maden altından geçiş şeyi. Bir kutu mermi görür gibi oldum ama tahtanın kenarıymış. Buralar sıcak da zaten 20 derece hissediyorum. Aynen. Artık sıcaklıktan yine mütecavız moduna geçene kadar bir sıkıntımız olmayacak. Kömür de almayacağım. Daha önce aldıklarımı kullanmadım bile. Yolda kalırım ederim falan diye düşündüm. Uzun süreli ve yüksek sıcaklık sağlıyor. İlk yarım saatten sonra ateşe attığınız zaman. Ama yani bir işte gizemli göle dönerken uzun bir yoldan gideceğiz ama orada da yine yol üzerinde evler mevler olacak. Sığınırız bir yere. Hızlandırıcı alayım hadi. Dayanamıyorum hızlandırıcı gördün mü? Sonra onları harcamıyorum falan. Sonra kızıyorsunuz. Haklı olarak. Bu arada sınavlarınız bitmiştir falan diye düşünüyordum ama birçok arkadaşımızın da yeni yeni başlamış sınavları. Yoğunluklarından bahsetmişler. Hepinize kolay gelsin diyorum ve başarılar diliyorum sınavlarınıza. Benim öğrencilerim birçoğunun sınavı bittiydi. Oradan yola çıkarak söylemiştim. Okuldan okula değişiyor tabi. Tabi bu işin bir de TEOG'u vesairesi var. Onlara da başarılar. Ne kadar zorlandığınızı biliyorum. İşte kafanızı dinlemek için arada böyle bir video açıp baktığınızda kafayı biraz dağıtabiliyorsanız herhangi bir videoyla ne mutlu. Çalışmanın yanında kendinize zaman ayırmayı unutmayın derim. Diğer türlü olmuyor. Hepsinden yeteri kadar. Ve kara göründü. Zirve gazozu ödül olarak. Kibrit. Ay aldım bunu. Niye bu kadar panik yaptıysam atarım. Üşendim bir anda onu atmaya falan. Kömür de istemiyorum. Işığı söndürelim. Kadar 11 saat gündüz var, pek güzel. Ne almıştım ben? Bıçak aldıydım fazladan. 90 olanı at. Ve yolumuza devam edelim. Terk edilmiş topraklar. Topraklar terk edilmeyen mis gibi. Silahımızı çekelim ama yine de. Şimdi bu yoldan mıydı, bu yoldan mıydı emin olamıyorum. İkisi aynı yere mi çıkıyordu? Ha, aynen. Oradan buraya ineceğiz. Burası fazla yüksek zaten. Bana bile fazla yüksek. Ben buradan inemem büyük ihtimalle duvardan, şeyden, dalın kenarından falan. Çok riskli. Normal yoldan gidelimiz insan gibi. Peki. Başınızı döndürdün mü yeterince? Ne yapsın kızcağız, sıkıldı. 0 derece hava. Çabuk. Ağaç bildiğin kökünden devrilmiş. Dönüşte bütün buralardan tekrar geçeceğiz. Bu yol geçeceğiz. Depoda kaldığımız o bölgeye geçeceğiz. İki tane adanın olduğu haritaya geçeceğiz.
Oradan direkt gizemli göle yoktu bildiğim kadarıyla. Oradan tekrar Sevimli Vadi'ye geçeceğiz. Ona bir bakarız ya. Daha kısa bir yol var mı? Sevimli Vadi'den de gizemli göle geçeceğiz falan ama. Sanki daha kısa bir yol vardı ama emin değilim. Bilen varsa yorumlarda bekliyorum. Ben de bakacağım ama. Kestiğime bir yol hatırlar gibiyim de. Çok emin değilim. Taş girse bu yol üzerinde bir yerde karşımıza çıkacak. Kurt sesimi duydun? Emin değilim. Yol bu kadar uzun muydu ya? Hah, kilise orada. Şurası kilise olmalı. Şu ilerisinde de deniz fenerimiz var. Daha ileride bir balina avlama şey var. Fabrikası mı diyeyim, ne diyeyim? Şirketi. Neyse ki orayı istememiş. Ama çirkin yerler sevmiyorum. Ama deniz fenerini çok seviyorum bu oyunda. Bu arada mütecavızdan sonra tekrar mücadele modlarına geri döneceğiz. Sis var. İşte o işaret şekli olan var. Bu mücadelelerin hepsini bitireceğim. Yani onu kafaya koydum. Ama mütecavızda biraz eğlenmek istiyorum. Pek kolay olmayacağını biliyorum çünkü. Evet, şimdi burada 3 gün kalmamız lazım. O kömürler aslında burada işimize yarardı. Almadığımız kömürler. Ateş yakabiliyoruz. Hızlandırıcı uyku tutumumuz var. 1 derece hissediyoruz. Etrafta kırabileceğim şeyler var mı? Şunları kırabiliyor muyum mesela? Hayır. Kitap işimize yarayabilir. Aha! Vallahi artık gelmesin kurtlar, ayılar. Onlar için fazla tehlikeliyim. Odunların hepsini toplamam lazım. Vitrayı da bayağı güzel yapmışlar. Ateş edince kırılıyor mu onu merak ediyorum aslında ama denemeyeceğim. Sanmıyorum o özelliği eklediklerini de. Sanırım burası. Öyle değil mi? Şöyle anlarız bunu. Bir saat uyu. En temizinden. Taş kilise hala saymıyor. Taş ve kilise işte. Burasıdır. Yazmıştı aslında ama okumadım bu arada. Hava sıcaklığını 4 derece hissediyorum. 9 saat gündüz var falan filan. O zaman ben şuradan bir şeftali konserve yiyeyim. Soğuk soğuk yiyeyim, hiç sorun değil. Burada kalması biraz daha şey olacak hani. Aksiyonlu, atraksiyonlu. Böyle rahat rahat uyuyabileceğimiz bir yer değil çünkü 2 saat uyuyalım. Fırtına çıktı.
İyi, kondisyon gayet güzel. 6 derece fırtına çıkmamış. Sis mi var sadece? Ve o fırtına çıkmış aslında da. Bulunduğumuz yer çok korunaklı. Peki. Taş kiliseyi saymaya başlamış. Taş kilisenin içine girilebilecek bir yer var mı? Yok sanıyorum. Şunu alayım. Alt yanlış. Onu neden yaptığımı soracak olursanız daha böyle kuytu köşeye koymak istiyorum. Ve durumu daha iyiymiş gördüğünüz gibi. Bunu doyururuz daha iyi. Eksi 1 derece. Yeterince olduğunu istedim peki. Artı 4 derece bize sıcaklık verecek bu. 3 saat zaman geçir. Sıkıntı olursa zaten buradan görürüz. İyi gayet. Adım sesleri duyuyorum sanki. Kurt mu var yine buralarda? Ya da ayı. Şunu ilk uzaktan ayı gibi gördüm ama. Yok ya, gayet sağlam sakin buralar. Evet, taş kilise diye yazdı. Böyle gelince. Susamış çok aç. Ne yapıyoruz? Tabii ki konserve şeftali. Ye. Aç. Açmadan yenmez zaten. Ye diyorsan açman gerekiyordur. Bu kadar sana yeter. Uyuma. 3 saat gündüz kaldı. 3 saat zaman geçir. Sıcaklıktan yana bir sıkıntımız yine yok şimdilik. Manzaraya bakmak istiyorum ama. Gece nasıl görünüyor burası? Gerçi ay daha doğmamış anladığım kadarıyla. İyi, o zaman gidelim tekrar. 3 derece. İçerisi de böyle. Köşeler. 3 derece. Bunda ya. Vay be, taş kilisede kalacağım hiç aklıma gelmezdi. Daha önce açık dünya modunda oynarken. Zaman geçir. 4 saat. Giysilerimiz ama çok iyi neyse ki. Aha. Bizi görürler mi dersiniz? Sadece yakındalar ya. Şuradan bir tane. İç.
açtım kutulumu. Bir saat uyuyalım. Resmen kurtlarda dans modundayız yani. -4 derece. Evet, soğumaya başladı hava şu an. Dışarıda. Bayağı kuytudayım ve büyük ihtimal kurt içeri girmez. Girer mi? Girebilir. Tavşanmış. Tamam. Artı 4 derecede bu sıcaklık bonusu veriyor bize. 3 saat uyu. Ölme. Ölme. Kurt saldırmasın, ayı saldırmasın. Tavşan saldırmasın, sinek ısırmasın yani. Güzel. Sıcaklık sorunsunda da hala çok ciddi sorunlarımız yok. Derken teşekkür ederim oyun. Vakti geldi. Hızlandırıcı büyüteç değil tabii ki. Yak. Kahvem var. Heh, fincan kahve. Hava fena arkadaşlar şu an. Müzikten de anlaşılacağı üzere. Long Duck kendi göstermeye başladı sonunda. 17 derece. Daha 0.8 olmuş. Suyum var aslında, şimdilik kaynatmayacağım onun yerine. Hazır sıcak sıcak şeyimiz varken, ateşimiz varken 2 saat uyuyalım. Hem ısınırız. Hem kurt saldırmaz ateş olduğu için yanımızda. Hem de dinlenmiş oluruz. Aynen. 44 dakikası daha var. 1 saat daha uyuyacağım, olmuyor. 1 saat zaman geçir. Hava sıcaklığına bakacağım. Sönmesin diye attım onu. -3 gerçi sönebilir artık. Hava çok kötü değil. O kadar da kötü değil. Zaman geçireyim şöyle bir 5 saat. -7 derece. Stacy'nin üzümlü sodası. İçelim. Bir noktadaki gün. Güzel. Bu bölüm birazcık daha uzun olacak diğerlerine göre. Zaman geçir. Sekiz,
Evet. Sanırım yine tavşan falan var oralarda. Ağzımız kurumuş, açız. Şeftali kalmadı. Sudan içelim. Köpek maması yiyebiliriz. Fena değil. Şimdi yavaş yavaş 3 saat uyu. 3 saat 3 saat idare edeceğiz bakalım. Havanın bozacağı tutarsa. Ölüp gitmeyelim buralarda. Eksi 4. 3 saat daha uyurum ben. Eksi 8. Eksi 4 gibi seçeceğiz bunu. 5 değil de 4 saat uyuyor. Dinlendik. Uyuyamadan dinlendik o zaman. 3 saat zaman geçir. Eksi 5 hissediyoruz. Yok bir şey. O kadar olacak bir durumda değiliz. Taş kilise 1.8. Tamam, şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Dönüşte taş kiliseye tekrar uğrayacağız. Toplanmış odunu al. Şimdilik deniz fenerine doğru ilerliyorum. Şu tam karşıdaki. Nasıl olsa orada da kalmamız gerekiyor. Ve tekrar buradan döneceğiz. Yaralandı galiba, tam vuramadım ama. Korkup kaçtı en azından. Şimdi bu arabadan doğru yukarı çıktığımız zaman taş kiliseye geliyoruz. Hava fena bozmaya başladı. Biraz da yiyecek sıkıntısı çekmeye başlayacağız gibi görünüyor. Hadi harcamayayım kurşun. Benden ne istiyorlar anlamıyorum ki. Kendi halinde ben burada geziyorum hani. Ben olmasam da karınlarını doyuracaklar. Git geyik avla. Tavşan avla, ne bileyim. Silahlıyım ben. Ve en sevdiğim yer. Şu deniz feneri. Normal hayatta da ben deniz fenerlerini çok severim. Dönüşte taş keseye gideceğim, unutturmayın bana. Buraya gitmem gerekiyor. Gerçi bakarız yine defteri, zaten hatırlarız ama. Üç gün burada kalacağız. Bir buçuk günden biraz daha az taş kilisede kalacağız. Oradan devam edeceğiz yolumuza. Burada belki yakacak bir şeyler bulurum. Onun derdindeyim aslında. Çok fazla yakacağım kalmadı ve hava eksi 12 dereceleri düştü. 4 derecelik bonus bile çok kurtarmayacak. Hani idare ederiz bir şekilde, idare edilirdi ama bu kadar zorlamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Şu güzelliğe bakın. Şuranın güzelliğine bakın ya. Oh, sedir şurası falan da var buralarda.
üşüyeceğimizi zannetmiyorum zaten bu giysilerle. Dışarısı istediği kadar eksi 12 olsun. İçerisi artı 12. Enerji barını al. Ve açalım. Bir şey çıkmadı. Benim de ihtiyacım yok ona. Kitapları alıyorum ki dediğim gibi yakacak. Oo, askeri sınıf yiyecek. İstemem. Belki uyku tulumunu onarız burada. Daha fazla sıcaklık bonusu versin diye. Kibriti almayacağım. Burada kibrit sıkıntısı çekmiyorum. Çekeceğim zamanları göreceğiz hep birlikte ama şimdilik gerek yok. Fener yakıtı aldım yine. Ya feneri ben böyle bol bol rahat rahat kullanmayı seviyorum, o yüzden yakıtlarını alıyorum. Aman şeyi bitti. Benzini bitti, yakıtı bitti diye düşünmek istemiyorum. Levyeleri zaten attığım için zamanında böyle bakamıyoruz. Yukarıda mermi olabiliyor. Fenerin kristal tarafında. Bakalım bakalım. İşte burada. Tüfek mermisi. Kaçırmam. Fener yaktı. Hadi kumaşı da alayım. Yalnız bir saniye. Şuranın güzelliğine bakın ya. Arkadaş. Burada normal buz olmamış denizler de var bu arada. Hani giderken düşebiliyorsunuz. Ona dikkat edin. Hepiniz tahmin ediyordunuz değil mi bunu yapacağımı? Bu tarafta pek işimiz yok. İnelim biz tekrar aşağıya. Deniz feneri güzel bir yer. Bilmiyorum hani fenerci olmak ister miydim, burada çalışmak ister miydim? İsteyebilirdim hani, bir de fenerde kalıyorlar. Uzaktan hoş görünüyor olabilir tabii bu tür şeyler. Gerçekten yaşayana sormak lazım. Var mı aramızda deniz feneri... deniz fenerinde çalışan ya da ailesi çalışan, orada yaşayan birileri? Çok düşük bir ihtimal, o yüzden zannetmiyorum ama... Eğer varsa hayranlığımı onlara bir kez daha iletmek isterim. Tamam. Şimdi seni kapatalım. Sandalye. Parçala. Masayı tabi nacak olmadığı için parçalayamıyorum ama ne zaman sandalyeleri parçalayacağım. Ateş yakacağız çünkü orada. Belli lazım olacak. Sonuçta aç. Soda bulmuş muydum? Bulmuştum. İç. Evet arkadaşlar, yavaştan ben bölümde sonlandırayım. Tam uzun olacak dedik de. Biraz daha uzun yaparsam hiçbiriniz izlemeyeceksiniz. Ne kadar uzun video diye. Öyle bir durum oluyor. 11 saat gündüz var. Şöyle bir saat zaman geçirsem. Oyun kendini kaydetti. Tamam, güzel. O zaman teşekkürler izlediğiniz için. Takvimde günler yok. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Long Dark. Şöyle açayım yaptığımız yerleri. Taş kiliseyi olmuş birinin deniz feneri de oldu sayılır. 4 yer kaldı.
4 yer demek, yaklaşık 4 bölüm demek. Bir sonraki bölüm Issız Deniz Feneri ve Taş Kilise'nin ikisini birden bitiririz. Zaten Deniz Feneri'ni bitirir. Taş Kilise'yi yorarız. Orası da biter. Sonrasında yukarı baraj, aşağı baraj denilen bu bölgeyi bölgeye ulaşmam lazım. Kısa yol varsa eğer bildiğiniz yazın yorumlara. Bilmiyorsanız ben kendi bildiğim yoldan gideceğim. Uzunca bir yol ama hani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya şeklinde. Sonuçta bir yol var. Ondan sonra zaten hepsi aynı bölgede olduğu için çabucak bitecektir. Dediğim gibi teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka bir bölümde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.